Araç sahipleri ekran başına. Muhabir arkadaşımız Gökçen Kandemir sizler için çok güzel bir konu hazırladı. Araç muayenesi, trafiğe çıkan motorlu ve motorsuz araçların teknik yeterliliklerinin muayene edilerek trafik ve yolcu güvenliğine uygun olup olmamasının tespit edilmesidir. Araçların muayenesi, karayolları trafik kanunu gereğince zorunludur. Neden periyodik araç muayenesi yaptırmalıyız? Aracınızın muayenesinin düzenli olarak yapılması ve eksiksiz olması sadece sizin ve ailenizin değil, diğer kişi ve canlıların da hayatı ve güvenliği için önem taşır. Sağlıklı olarak muayene edilen araç, aynı zamanda bütçeniz için de artı kazanç sağlar. Araçların düzenli olarak muayene edilmesiyle araç kusurlarından kaynaklanan trafik kazaları azalır, trafikte can güvenliği artar, aracınızın ömrü uzar ve ikinci el değeri yükselir. Gökçen bu konuyu sizler için mercek altına aldı ve konuyu yerinde incelemek üzere Paris'in 91 bölgesi Evri'de bulunan Norisco Kontrol Tekniği'nin sahibi Ahmet Özcan'ı ziyaret etti. Merhaba sevgili Bonjour izleyicileri. Bu hafta 91 bölgesinde Evri'deyiz. Öncelikle Ahmet Bey'i tanıyacağız. Daha sonra işinin inceliklerini de Ahmet Bey'den dinleyeceğiz. Merhaba Ahmet Bey. Merhabalar, hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Ben Ahmet Özcan. Doğma büyüme Fransalıyım. Memleketim Denizli. 2 seneden beri bu mesleği, yani kendi yerimizi açtık. Daha önce bu işlerle herhangi araba, oto, tamir ya da başka işlerle uğraştınız mı? Öncelikle kaporta üzerine başladım bu mesleği. Araba üzerine tabii ki. Kaporta üzerine başladım. Kaportadan sonra baktım şeye geçtim. Motor üzerine geçtim. 12 seneden beri tamir üzerine çalıştım. 2011'de başladım bu mesleğe. 2011'de işte kendi diplomasını aldım. Sonra 2-3 sene boyunca başkalarının yanında çalıştım. 2014'te işte kendi yerimizi açtık. Hani öncelikle bu işe nasıl girdiniz, bugünlere nasıl geldiniz onlardan bahsetmek istiyorum. Başarılı bir iş adamısınız, çok güzel bir mekanınız var, ciddi anlamda da bir müşteri potansiyeliniz var. Ondan bahsetmek istiyorum, daha çok yabancılar mı, Türkler mi, potansiyeliniz nasıl? Öncelikle şöyle, buraya nasıl geldim onu açıklayayım. Biz eskiden Beauvais semtinde 60 bin bölgesinde oturuyorduk. Orada iş sektörü bitmişti. Dedik bu tarafa taşındık işte. O 150 kilometre yere geldik. İşte hayatımız komple bir değişti. Sıfırdan başladınız diyebiliriz. Sıfırdan diyelim. Sıfırdan başladık. İşte aile olaraktan, kendi ailemle başladık. Allah'a şükür şimdi bir seviyeye geldik. Yani biz yaptıysak herkes yapabilir. Herkes yapabilir. Yani yapamayacak hiç kimse yok. Sadece atılgan olaraktan ve çalışkan olduktan sonra zaten herkes yapabilecek şekilde. Buradan bizi izleyen gençler de varsa onları da sizin röportajınız cesaret verecektir diye düşünüyorum. İnşallah. Zaten ben de istiyorum ki zaten biz buraya geldiysek yani bir şeyleri başarmak için geldik. Yani bir şeyi denemeden hayatta olmuyor zaten. İlla gidelim. Batsın önemli değil ama denemekte yarar var. İleride pişman olmayalım. Pişman olmayalım. Yapmadığımızdan pişman olmaktansa yaptığımızdan pişman olmak daha mantıklı diyorsunuz. Evet. Evet sevgili izleyiciler, eskiden buraya gelen birkaç nesil öncesi insanlar %90 tekrar geri döneceğiz diye yeni projelere, yeni işlere atılmamışlardı. Genelde fabrikalarda ya da başkalarının yanında çalışıyorlardı. Artık bu sistem değişti. Bunların da en güzel örneklerinden bir tanesi de Ahmet Bey. Buradan da örnek olacağını düşünüyorum gençlere Ahmet Bey. Siz ne söylersiniz? Bugün gençlerimize tabii ki bizim tek şeyimiz... Tabii ki okuması. Biz belki okumadık. Genç yaşta çıktık okuldan. 14 yaşında ben mesela okulu bıraktım. Meslek okuluna gittim 2 sene. Ondan sonra işte dönerlerde orada burada çalıştık. Yani inşaat sektörüne de biraz girdim. Yani hakikaten... Bayağı sektör değiştirmişsiniz. Yani her dala atlayacaksın ki bir dalda kalasın dedim ben. İşte ama asil mesleğim tabii ki geri gelirsek tamircilik de asil mesleğim. Şimdi de buraya sabitlendim işte kendi mekanımız Evri'deyiz. Kontrol teknikten geçmeyen en çok hangi sorunlar var? En çok bulduğumuz konular şeyler, lastik. Bir tane aracımızı örnek vereyim. Bizim bir arkadaşımız Türkiye'ye gitti mesela bir arabayla. Büyük bir araba, 6 silindirli bir araba. Türkiye'ye gidiyor ama lastik iç tarafından komple yırtılmış bir şekilde. Tabii bunu görmesi mümkün değil, dışarıdan belli değil. Yani imkanı yok, bunu göremedi zaten. Düşünsenize biz izine giderken arabayı o kadar yük katıyoruz. Yükümüz inanılmaz çok oluyor. Onun için arabaları yani öncelikle baktırmaları şart. Yani sonra yolda
biz görüyoruz zaten, biz kendimiz de izine gittiğimizde yol kenarında çok araba görüyoruz. Lastiği patlayan araba inanılmaz çok oluyor. Bunu herkes de görüyor zaten. Yani o dış faktörlerde olabilir gerçi ama iç faktörlerde var diyorsun. Evet. Çok en çok da bulduğum zaman iç faktörlerde oluyor sizin dediğiniz gibi. O zaman şöyle de diyebiliriz değil mi Ahmet Bey? Yani nasıl insan vücudunun içerisi gözükmüyor, röntgen çekiyoruz. İçerideki kırıklar, çizikler, işte sorunlar hepsi gözüküyor. Bu da arabanın röntgenini çekmek gibi bir şey diyebilir miyiz kontrol tekniğe? Evet, aynen öyle. Bir de başka bir şey var. Stop lambaları mesela. Ne yapmasanın bir arabasının bir ampullarını kontrol etmesi lazım. Evet, ben bir bayan olarak açıkçası pek bilmediğim konuları şu anda sizden öğrenmiş oldum. Daha da detaylarını ilerleyen bölümlerimizde sevgili izleyiciler detaylı olarak inceleyeceğiz. Siz işinizle ilgili insanlara son olarak hani dikkat etmeleri gereken şeyler, araçlarını kontrol tekneye götürdüklerinde nelere dikkat etmelerini tavsiye edersiniz? Bütün far sistemlerine, onlara dikkat etsinler. Çünkü çoğu arabalarda gördüğümüz gibi fren sistemleri, yani fren ampulleri öyle oluyor, insanlar görmüyor. Ya da plaka. Plaka mesela çok göze batmayan bir şey oluyor. Gece açıyorsun, arabanın plakası belli değil. İster istemez 90 euro onun cezası var. Fren ampullarından 90 euro cezası oluyor. Bunun lastikleri var. Tabii ki öncelikle lastikler ve ampullere çok dikkat etmelerini diyorum. Ahmet Bey'e vermiş olduğu bilgiler için teşekkür ediyoruz. Hatırlatmakta fayda var. Gökçen, siz değerli Bonjour izleyicilerine önümüzdeki haftalarda araç kontrol tekniği ile ilgili bilgiler vermeye devam edecek. Bonjour kısa bir reklam arasından sonra devam edecek. Euroster ekranlarından ayrılmayın. Atlas Global'in sunduğu Bonjour reklamlardan sonra devam edecek. Atlas Global, hayallerin üstünde bir dünya.